sarı lacivertliler transferde hız kesmiyor. Fenerbahçe, stoper hattını Kim Min Jae ile güçlendirmişti. Kim, bu sezon sarı lacivertlilerin tek Güney Koreli oyuncusu olmayacak gibi görünüyor. Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoperin vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı olan Hwang Hee Chan'ı da gözüne kestirdi. Sarı lacivertliler, Huvang'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Alman ekibiyle görüşmelerin aracılar vasıtasıyla başladığı olumlu bir şekilde ilerlediği kaydedildi. Güney Koreli hücum oyuncusu geçen sezon Leipzig ile çıktığı 26 maçta 753 dakika süre alabildi, 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe için dün flash bir isim ortaya atıldı. Listesinde Sörlot, Dembele ve Bakanbu gibi golcüler bulunan Sarı Lacivertlilerin Mitrovic'i de gündemine aldığı iddia edildi. Sırp futbolcunun geçtiğimiz sezon sonunda Championship'e düşen Fulham'dan ayrılmak istediği haberleri İngiliz basınında yer alırken, talipleri arasında Fenerbahçe'nin de olduğuna vurgu yapıldı. Sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki golcü konusunda Fulham'a resmi teklifte bulunmadığı belirtilirken, İngilizlerin yüksek bonservis bedeli istemesi bekleniyor. Mitrovic'in Fulham ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Bu arada yönetimin listesindeki diğer isim olan Dembele için de Pelkas ile Ozan Tufan'ı takas olarak kullanmak üzere Lyon'a teklif yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe, Boşnak Yıldız Kolasınaç ile 3 senelik ön anlaşma yapıp beklemeye geçmişti. Arsenal, bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. İngiliz ekibi, tazminat vererek göndermeye çalıştığı Kolasinac için şimdi az da olsa bonservis koparma peşinde. Sarı lacivertliler ise bu transferde sabırlı davranarak çözüme kavuşmayı bekliyor. Ancak başarılı savunmacının başka talibi olmaması nedeniyle sarı lacivertliler bu transferde aceleci davranmıyor. 31 Ağustos'ta İngiltere dahil Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi bitecek. Türkiye'de ise 8 Eylül'e kadar devam edecek. Arsenal bu tarihe kadar ya oyuncuyu serbest bırakacak ya da senelik 5.5 milyon euroluk maaşını ödemek zorunda kalacak.